Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij deze uitzending van Veduco. Vandaag ziet u in onze uitzending de film In Afwachting. Dat is een gedramatiseerde documentaire gebaseerd op ware gebeurtenissen van vluchtelingen. Ook de problemen die zich voordoen in het nieuwe land komen aan de orde, zoals het lange wachten op de beslissing over de asielaanvraag. To ask asylum in Holland. Do you know what I get to do? Where I get to go? Thank you.
for you. No, thank you. Take it. No. Please, you might need it. No, thank you. Je kunt niet zomaar mijn brood wegstelen. Daar moet ik voor werken. Work. I must work for it. Ga jij maar zeggen. I'm hungry. Thank you.
Así no puede ser seguir, José. Siempre aquí encerrado. Hace 3 meses que estás. Tienes que hacer algo. No sé. ¿Por qué no estudias volantes, José? Así puedes por lo menos hablar con la gente. No sé para qué. Yo estoy aquí solo temporalmente. Sí, pero conozco mucha gente que vino aquí temporalmente. Pero sin embargo se han tenido que quedar mucho tiempo aquí. La cárcel hice de todo para sobrevivir. No tenía tiempo para pensar en otra cosa. Solo en resistir, continuar viviendo. Pero ahí tenía camaradas, un ideal, un polo por el que luchar. En cambio aquí me tengo que inventar algo para vivir. Otro ideal, otra meta. ¿Cuál?
¿Qué vas a hacer si tienes que quedar unos años más? ¿Qué vas a hacer ese tiempo? Si en realidad no tengo ganas de hacer nada. Todo me parece sin sentido. La gente a mi alrededor no significa nada para mí. Parece no importarle lo que pasa en el mundo. Y a mí, ¿qué me pueden importar sus problemas banales? Como ir a la peluquería, salir de vacaciones, ¿dónde? Bueno, ¿dónde voy? ¿Qué me pueden importar a mí esas cosas? Efendim. Babamın lütfen ne şey kızıyor? Yavrum bak. Biz Türkiye'deyken polisten kaçmıştık. Sen o zaman çok küçüktün. Hatırlamıyorsun. Fakat babanın Türkiye'de hiçbir şeyi yoktu. Bizim problemlerimiz buraya geldikten sonra başladı. Çünkü biz Türkiye'de kendi yaşantımızı kendimiz düzenliyorduk. Burada ise bizimle ilgili kararları başkaları veriyor. Hem buradaki büyük amcalar inanmıyorlar. Bizim gibi halkını seven, çocukların mutlu olmasını isteyenlere Türkiye'de polisler bir şey söylemiyormuş. Ondan sonra, bu mektuptan sonra 3 yıldır bekliyoruz.
Bu beklemek senin için de, baban için de, benim için de çok zor. Onun için baban bizi buradan geri gönderecekler diye çok korkuyor. Baban ondan bu kadar sinirli. Anladın mı? Anladın mı yavrum? Hadi iyi geceler. Hadi uyu. Neden yaptın? Neden? Neden yaptın Kemal? Senin halin ne böyle Kemal? Neden yaptın? Birazcık. Büyüyünce biraz iyi gelir. Evet Hava Hanım. Bana göre kocanızın burada kalması gerekiyor. Onun için en iyisi burada kalıp belli bir süre dinlenmesi gerekiyor. Ama kocam eski sağlığına kavuşabilecek mi? Bilemiyorum. Şimdiden bir şey söyleyemem. Ne zaman iyileşir, ne zaman eve döner bilemiyorum. Thank you.
Als u wilt reageren op dit